Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Navigation Drawer konumuza devam edeceğiz. Bir önceki derste hatırlarsanız ilgili fragmentimizi oluşturmuştuk. Şu an herhangi bir toggle buton olmamasına rağmen gördüğünüz gibi şöyle çektiğimizde benim Navigation Drawer için oluşturduğum fragmentim ve layout'um gelmişti. Buraya da bir Recycler View koyduk ama şu an içinde herhangi bir şey olmadığı için boş gözüküyor. Şimdi gelin bu örneği daha yapmaya devam edelim. Bir toggle buton ve gerekli işte özellikleri katmaya çalışalım. Şimdi buradaki bu toggle buton aslında benim main aktivitemin değil, fragment ile ilgili Navigation Drawer'a implement ettiğim fragmentte yapacağım bir işlem. Bunun için en son main aktivitede şöyle setup drawer dedik, içi boş. Gördüğünüz gibi toolbar yaratıldıktan sonra bu metot çalıştırılacak. Ama dediğim gibi bunu benim Navigation Drawer Fragment isimli sınıfta ele almam gerekiyor. O butonu oluşturmak için bir tane action bar travel toggle diye bir sınıfım var. Onu kullanmam gerekiyor. Bunu tıkladım. Ve ne yapıyorduk? Biz değişkenlerimizin adı başına artık M koyup daha sonra değişkenimizin adını yazıyorduk. Travel toggle diye. Bunu yaptıktan sonra şimdi ben buraya gelip bir tane metot oluşturacağım. Public void, ne diyelim buna da, setup navigation drawer diye. Bu metot çağrıldığında benim bu action bar drawer toggle ile ilgili yapacağım işlemler yapılacak. Öncelikli olarak m drawer toggle diyorum. New action bar drawer toggle'ı çağırıyorum. Bu benden gördüğünüz gibi pek çok parametre bekliyor. Bunları tek tek oluşturmam lazım, vermem lazım buna. İlk parametre olarak ne bekliyor? Şöyle bir daha bakarsak, şöyle yaparsak, gördüğünüz gibi bir activity bekliyor. Hangi activity? Benim main activity'm bekliyor. Ben buraya get activity diyerek bunu verebiliyorum. Daha sonra bir drawer layout nesnesi bekliyor. Drawer layout ne aslında? Şurada ekrana getirmeye çalıştığımız layout. Pardon. Yani şu bunun gelmesini sağlayan bizim ne yapmıştık? Main Activity'de böyle bir şey oluşturmuştuk. Pardon. Nerede o? Şurada. Gördüğünüz gibi burada bir Drawer Layout oluşturduk ve buna bir ID verdik. Drawer Layout diye. Bu benden bunu bekliyor. Peki bu nerede aslında? Main Activity'de değil mi? O yüzden işte ben burada bu Setup Drawer'ı kullanırken bunu buna parametre olarak geçebilirim. Geçtikten sonra da buraya Private Navigation Drawer değil, neydi? Drawer Layout dedikten sonra M Drawer Layout diye bir nesne atarım. Daha sonra bu Navigation Drawer oluşturulmaya çalışırken ben bunu buraya M nokta Layout deyip parametre olarak gelecek bir Drawer Layout'u buraya atayabilirim. Şöyle yapalım. Drawer Layout diyelim. Yani bu metoda ben aslında bunu göndermek zorundayım. Bu geldiğinde de bunu buna atacağım. Şu an için bunu bilmemiz gerekli. Şimdi ben bunu peki burada nasıl atacağım? Bu dediğimiz gibi main activity'de ve bu bir fragment. Main activity'den, yani bir activity'den fragment'e nasıl nesne yolluyorduk? Birebir olarak fragment nesnesini kullanarak. Yani buradaki setup drawer'ın içinde öncelikli olarak şurada gizli de olsa ekranımda olan bir fragment var. Öncelikli olarak ben o fragmenti bulayım. Fragmenti bulurken ne yapıyorduk? Öncelikle sınıfın adını yazıyorduk. Sonra nav fra diyelim. Çok da uzatmanın anlamı yok. Nav fragment diyelim. Daha sonra new deyip navigation drawer'ımı seçiyorum. New demiyoruz tabii burada. Niye? Çünkü zaten ekranda var. Ne yapmam lazım? Get fragment manager'la ekrandaki bütün fragmentleri ele alan bir yöneticiydi bu, fragment derslerinden hatırlıyorsunuz. Daha sonra find fragment by id deyip r.id nokta fragmentimin id'sini yazacağım ki o da activity main'de belirtmiş olduğum gibi gördüğünüz gibi fragment diye bir ismi var. Onu buna yollayacağım. Fragment. Böylece orada gizli olan fragmenti ben ne yapmış oldum arkadaşlar? Şuradaki Get Fragment Manager ile buldum ve Nav Fragment'ın içine attım.
Şimdi burada nav fragment dediğim an, bastığım an gördüğünüz gibi setup navigation drawer diye benim burada oluşturduğum metoda artık ben ulaşabiliyorum, çağırabiliyorum. İşte burada set navigation drawer deyip ne yazmışız? Biz buraya drawer layout bekliyor senden. Onu da hemen şurada oluşturalım. Şuraya geliyorum. Drawer layout. Drawer layout eşittir deyip, bu da sonuçta neydi arkadaşlar? Bir view üyesiydi ve ben bunu ID ile bulabilirdim. ID'sine de ne vermişiz bunun? Drawer layout vermişiz. Evet, typecasting işlemini yapıp buradaki drawer layout'u buna parametre olarak gönderebilirim. Bunu niye yaptık işte? Dedik ya, bu işlemi bizim fragmentte yapmamız lazım ama activity'den de hangi drawer layout'u kullandığını, işte buradaki direkt olarak fragment nesnesini kullanarak ilgili metoda eriştik ve ona parametre olarak drawer layout'u gönderdik. Umarım burası anlaşılmıştır. Şöyle alt alalım şunu. Şunu şöyle kenarıya alalım. Tamamdır. Buraya geldik. Artık get activity'den sonraki drawer layout nesnem. Şunu şöyle yukarıya alalım. Diyoruz ki buraya drawer layout olarak gelen şey, parametreyi sen git burada oluşturduğun m drawer layout'un içine ata. Böylece ne olacak? Ben bu nesneyi buradaki sınıfın her yerinde kullanabileceğim. M drawer layout bekliyordu, onu da verdik. Sonra benden ne bekliyor? Şöyle bir daha şunu sıfırlayalım. Daha anlaşılır olsun. Mesela şu sınıfı metodu yazdık. Tıkladık. Öncelikli olarak activity, get activity deyip bunu yolladık. Daha sonra drawer layout bekliyor. Al sana drawer layout diyoruz. Oluşturduk bunu. Daha sonra ne bekliyor? İki tane bekliyor. Biz burada toolbar olanını kullanacağız. Yani bu bir de bizden ne bekliyor? Bir toolbar nesnesi bekliyor. Ben zaten buradaki fragment nesnesinden buradaki şeylere erişebiliyordum. Gördüğünüz gibi burada bir toolbar'ım mevcut. Ben diyorum ki o zaman sana buradan ben bu toolbar'ı da gönderebilirim. Bunu gönderdiğim zaman şuradaki metodu da biraz değiştirmem gerekecek. Diyorum ki sana toolbar tipinde bir nesne gelecek. Onun adı da toolbar. Şuraya toolbar'ı da yazdık. Daha sonra beklediği şeyler ise şu an çıkmadı ama Navigation Drawer'ın açık ve kapalı olduğu, şöyle bakarsak buradan da görebiliriz. Ne diyor? Integer tipinde Drawer'ın açık ve kapalı olduğu string değerler. Bunun için buraya geliyorum. İki tane string değer üreteceğim. String name dedim. Drawer open açık diyelim buna karşılığına. Aynı şekilde string name drawer close. Bu da kapalı diye belirtirsek. Bunları buraya parametre olarak nasıl gönderirim? R nokta array nokta gelmedi. Şöyle yapalım o zaman. Android nokta R nokta string nokta drawer şuradaki Android aslında gerek yok. Bir dakika şöyle yapalım. R nokta stringlere ulaşmak istiyorum. Nokta evet drawer open ve aynı şekilde R nokta string nokta drawer close deyip ben artık şuradaki action bar drawer toggle'ın bütün parametrelerini aslında şu an için yazmış oldum. Ve burada kullanılan bu drawer layout'la toolbar'ı da nereden? Main activity'den ilgili fragment nesnesini birebir olarak direkt olarak kullanarak göndermiş oldum arkadaşlar. Uygulamayı çalıştırdığımda peki herhangi bir değişiklik göreceğiz mi? Şu an için görmüyoruz çünkü daha tam bitirmedik. Şimdi burada değişikliği görmek için şöyle bir şey yazmamız lazım. Diyorum ki m drawer layout nokta post diye bir metodumuz var. Bunun içine bir new runnable action ekliyoruz ve burada bunları daha sonra servislerde anlatacağım ama şu an için m drawer toggle nokta sync state yazarsak eğer ve
uygulamayı bu şekilde çalıştırırsak artık bir Drawable Toggle butonunu görmemiz gerekecek. Ve gördüğünüz gibi artık geldi. Ve tıkladığımda da gördüğünüz gibi artık yani bütün bu layout'u ve toggle'ı bunun için getirdik aslında. Şurayı yazmak için hem layout'a hem toggle'a ihtiyacımız vardı. Toggle'ı oluştururken de benden action bar drawer toggle sınıfı şuradaki parametreleri istiyordu. Bunları da bu şekilde sağladım. Tabii şurada yapacağımız işlemler bununla da sınırlı değil. Mesela siz buradaki bu navigation drawer'ın açık ve kapalı olduğu durumları dinlemek isteyebilirsiniz. Bunun için de m drawable layout'un add drawer listener diye bir metodu var. Bunun içine gelip de new ne yazıyorduk? Drawer listener istiyor benden. Drawer listener dersem de gördüğünüz gibi drawer'ın açık, open olduğu, kapalı olduğu veya durumunun değiştiği durum şeyleri de ele alabilirsiniz. Biz şu an için buralara gelip mesela açık olduğunda toast.make_test diyelim. Context olarak getActivity'yi verelim. Ne diyelim? Açıldı desin. Burada short tall ya nasıl ya? Toast nokta length short desin. Show diyelim. Aynı şekilde kapandığında da şuraya da kapandı desin. Şöyle bir deneyelim bakalım. Şu ise açıldığı bütün saniyeleri ele alır. Yani şöyle üzerine gelirsek de açıklamasında yazar. Position'ı değiştiğinde çağrılır diyor. Sıfırdan 1'e kadar bir range'i varmış. Ona göre yani ilgili anları ele alabilirsiniz. Şöyle açtığımda gördüğünüz gibi toast mesajım çalıştı. Kapattığımda gördüğünüz gibi şuradaki metot çalışıyor ve kapandı yazısı ekrana geliyor arkadaşlar. Burada önemli olan kısım işte bunu şu drawable toggle synchronize deyince de işte sizin butonunuz artık bu durumları ele alacak şekilde geliyor. Otomatikleşiyor. Şuradaki buton hatırlarsanız biz böyle bir şey yap demedik ama onu çalıştırdığımızda bu otomatik olarak ekranımıza geldi. Ve bunların çalışması için de benim drawer layout'a ve drawer toggle'a ihtiyacım vardı. Evet. Toolbar kurulduktan sonra setup drawer metodumuz çağrılıyor. Biz navigation drawer'ın olduğu fragmentten bir nesne ürettik. Bunu da fragment manager sayesinde bulduk. Daha sonra da burada kullandığımız bu ana main activity'nin ana kök şey neydi? View grubu drawer layout'tu. Bunun nesnesini bulduk ve bu fragment nesnesi sayesinde bu layout'lı toolbar'ı biz şuradaki metoda gönderdik. Bu metoda geldiğinde ise gördüğünüz gibi şu olaylar gerçekleşti ve bu sayede benim drawer layout'um gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. Şimdi drawer layout aslında bu kadar. Ama ne dedik? Biz burada bir tane list view oluşturalım. Pardon, recycle view oluşturalım ve artık bunun yapılması işlemine geçeceğiz. Bundan sonraki konuşacaklarımız aslında nedir? Recycle View dersinde bir örnek uygulama yapmak gibi düşünebilirsiniz. Yani şu an için Navigation Drawer'ı bu şekilde ekranda gösteriyoruz diyebiliriz. Peki Recycler View'u burada göstermek için şu beyaz alanda ne yapıyorduk? Recycle View iş yapar ilk defa gerçekleştirirken öncelikli olarak göstereceğimiz öğeleri tutan bir sınıf hazırlıyorduk, değil mi? Bunun için buraya gidiyorum. Yeni bir Java sınıfı diyorum. Ve buna Navigation Drawer Item diye bir isim veriyorum. Bu ne demek? Şuradaki çıkacak Recycle View'da gösterecek olan öğeler. Mesela manzara örneğinde neydi? Manzaralar için bir sınıf yaratmıştık. Burada da aslında onu yaptık. Şöyle eğer varsa hafızasında. Yani şuradaki bir öğenin sınıfını yazacağız. Gördüğünüz gibi bizim örneğimizde de ne var? Bir tane resmimiz var. Bir tane de onunla ilgili bir başlık bilgisi var. Şimdi bunları tutmak için öncelikli olarak string title diyorum ya da başlık diyelim. Türkçe kullanalım. Bir de neyimiz var? İmajlar içinde bir integer değerimiz var. Resim id diyorum.
Daha sonra ne demiştik? Bunların getter ve setter'larını oluşturuyorduk. Generate dedim. Getter iki metot içinde. Aynı şekilde geldik. Generate dedik. Setter dedik. İkisi için de setter yaptık. Bir de buraya bir tane public static bir metot tanımlıyorduk. Bunun adı da ne oldu? GetData oluyordu. Bu GetData metodu ne zaman çağrılırsa bütün verilerimin içinde bulunduğu bir ArrayList bana gönderiyordu. ArrayList. Ve bu ArrayList'in içinde ne tür veriler var demiştik arkadaşlar. Benim Navigation Drawer Item isimli oluşturduğum veri tipi bunların içinde var diyorduk. Buraya geldik. Şimdi ne zaman ki bu getData metodu çağrılacak, burada öncelikli olarak bir ArrayList oluşturalım. Ve bu ArrayList'in içinde neler var? Navigation Drawer Item tipinde veriler olacak. DataList diyelim buna. Ve eşittir new ArrayList deyip bunu oluşturalım. Buraya da bunu yazalım, yazmayalım çok da önemi yok. Şimdi daha sonra resimlerimi tutan bir dizi lazım bana. Resim ID'leri diyorum. Eşittir diyorum get images diyelim. Şunu şuradan ayıralım. Aynı şekilde benim başlıklarımı tutan bir string array lazım bana. Başlık lar diyelim buna da. Buna da get başlık lar diye bir metotla bunları çağıralım. Şimdi diyor ki get images diye bir metot yok. Alt enter'a bastım ve bunu oluşturdum buraya. Benim resimlerim zaten drawable'daydı. Ben buraya sadece ne yapacağım? Şöyle daha önceden oluşturduğum şeyi yazıyorum. Gördüğünüz gibi şu resimlerin ID'lerini aldım ve geriye gönderdim. Yani bu metot çağrıldığında ne olacak? Değerleri gelecek ve benim resim ID'lerim dizisine atılacak. Aynı bu şekilde bir tane de title'ları tutan bir metot oluşturuyorum. GetTitles değil, getBbaşlıklar olacak bu. Başlıklar. Ne zaman ki bu metot çağrılacak, kuşlar, hayvanlar, orman, okyanus, gezegenler, manzaralar gelecek. Şuradaki başlıklar string dizisine yerleşecek. Bunları niye yapıyoruz? Bu verileri okuyup benim array listime eklemek için. Bunun için de bir for başlatıyorduk hatırlarsanız. Integer i sıfırdan başla. I küçük olduğu kadar ne kadar olsun mesela? İşte başlıklar dizisinin uzunluğu kadar olsun ve i'yi bir arttır diyorum. Daha sonra bu döngü her çalıştığında Navigation Drawer Item'dan bir nesne üretiyorum. Nav Item diye. Ve diyorum ki burada ürettiğim bu geçici nesne var ya, bunun başlık bilgisini ne yapacağız? Set edeceğiz değil mi? Set başlık. Şuradaki başlıklar dizisinin i ince elemanını al, buna ata. Aynı şekilde set resim ID diyorum. Buna da ne diyorum? Resim ID'leri dizisinin i ince elemanını gel buna ata. Buradaki döngü bir kere döndüğünde de ne yapacağız? Şurada oluşturduğum data liste add deyip bu nav item'ı buna ekleyeceğiz. Çünkü nav item bir navigation drawer item sınıf tipinde ve buradaki veriyi oluşturduk ve bunu ekledik. Şöyle kaç defa dönecek bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere döndüğünde benim data listimde 6 elemanlı bir veri kaynağım olacak. Ve son olarak da bunu return deyip geri göndermem gerekiyor. Ki ne zaman ki adam get data dediğinde bütün listem, o 6 elemanlı bütün veri isteyen kişiye gitsin diye. Evet, bunu da burada bitirelim. Bir sonraki derste ne yapıyorduk Recycler View'da? Önce veri kaynağımızı hazırladık. Daha sonra bir satırın görüneceği layout'u hazırlıyorduk. Ve daha sonra da bir adaptörle Recycler View'umuzu hazırlıyorduk. Bir sonraki derste de bunları yapacağız. Görüşmek üzere.